Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki Aralık ayı geldi ve Aralık ayında en çok sorduğunuz çalışma planı kısmı. Çünkü Artık kış geldi, havalar sordu, kapandık içeriye, evdeyiz ve ders çalışma iştahımız açıldı biliyorum. Ve bununla ilgili sorun yaşıyor musun? İşte hala ders çalışamıyor musun? Hala bir planın yok mu? Hala hocam ben çalışıyorum ama hala bir sıkıntı var gibi diyorsan yorum kısmına mutlaka gel, bekliyorum seni. Ben elimden geldiğince bu yönde sizlere destek olmaya çalışacağım. Planlama olsun, sizlerin hedefleriniz olsun ve hatta soru çözümleri yapıyoruz. Kolay orta zor şeklinde serilerimiz var, konular anlatıyoruz. oynatma listelerine onlardan ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki sizleri sevdiğimiz için bu şekilde destek oluyoruz. Sizler de bu videoları kaçırmamak adına planlamaları kaçırmamak adına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Peki Aralık ayı bizim için önemli biliyorsunuz ki Aralık ayı kısmında sizlerden şunları istiyorum. Lütfen hala bir düzenim yok öğretmenim hala bir planlamam yok hala hedef koyamıyorum şeklinde soru işaretleriniz varsa Aralık ayında onu yenmeniz gerekiyor. Artık bir düzen ve disiplin içerisinde olmak zorundasınız. Kendinizi oraya yerleştirin. Çünkü ya hocam ben kafama göre çalışıyorum. Pazartesi şu bakın verimsiz olur arkadaşlar. Hem verimsiz olur hem de zamanımızı iyi bir şekilde kaliteli bir şekilde kullanamayız. Sen yarınının planlarsan yarın ne yapacağını planlarsan o zaman her şey daha verimli olacaktır. Lütfen bu planlamayı küçük görmeyin. Ben zaten soru çözüyorum ya falan demeyin arkadaşlar. Planlama ve o planlamayla beraber o disiplin çok değerli, çok önemlidir. Ben suç sözünün altına çiziyorum bakın. Disiplinli bir şekilde çalışan herkes herkes demeyeyim hadi %90 %99 başarılı olur. İstediği o kazanır. En önemli şey disiplin abi. Disiplin ne demek? Aynı şekilde Aynı düzende aynı hedefler. Yani hedef koyarak o disiplini sağlayarak disiplinle bir şekilde ilerleyerek çalışırsan kazanırsın. Ama ya ben bugün çalışayım, yarın tembellik yapayım, ya bugün arkadaşım geldi, ya bugün şu dizi var, ya şu var işte biraz az çalışayım şöyle böyle yaparsan verimsiz olur ve başarısız olursun. O yüzden lütfen arkadaşlar disiplinli olacaksınız. Öncelikleriniz dersler olacaktır. O hayatınızı derslere göre şimdilik ayarlamanız gerekecektir. Anlaşıyor muyuz? Bazı velilerimiz var mesela. LGS öğrencisi ben bu yıl misafir çok kabul etmiyorum diyor mesela. Çok fazla sağa sola gitmiyorum diyor mesela. Niye? Çünkü bu dönem fedakarlık dönemi aslında. O yüzden sizler de kendi geleceğiniz için bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundasınız. O fedakarlıklardan... Evet en önemli şey ise şu telefonlardan lütfen Aralık ayında artık lütfen, lütfen şu telefonlardan biraz uzaklaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani şu telefonlar sosyal medya kısmı sizin çok fazla zamanınız alıyor. Hala zamanınız alıyor. Hala oyun oynayanlar var ya. Saatlerce gün oynayanlar var. Bu ne lükstür kardeşim yani. Aralık ayı gelmişiz ya. Canlanın ya Allah Allah. Önünüzde sizi bekleyen bir lise var arkadaşlar. O liseleri hani kazanacaktık. Hani demiştik. İşte o liseler kazanılacak demiştik. Hani işte başta söz vermiştik. Hedef koymuştuk. Onlara ne oldu? Bakın az bir zaman kaldı. Ne kadar zaman süreci geçti. Zaman hızlı geçiyor kurban oldukları. O yüzden lütfen ama lütfen arkadaşlar. Bakın gerçekten de önemli. Gerçekten de ciddi. Ya abi istemez misin ya? Baktığımızda şöyle o liseler kazanıldı. İstediğin o lisenin o ekranda çıkmasını istemez misin? Gireceğin bilgilerini heyecanla bakacaksın. O liseyi kazanmışsın. Mükemmel bir duygu ya. Yapamaz mısın? Yaparsın. En kralını yaparsın. En 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 kralını yaparsın. Sana yapamaz diyenler var ya onlara inat git. Böyle muhteşem bir şekilde çalış. En iyi şekilde çalış. Yapamadın mı? Anlamadın mı? Git öğrenmeye çalış. Yapmaya çalış. Lütfen. Lütfen. Tamam. Aralık ayı bizim için çok önemli olacaktır. Peki ben size ne yaptım biliyor musunuz? Evet. Tabii ki Aralık ayı bir çalışma planı oluşturdum. Benim yaptığım çalışma planları e, ortalama. Ama senin seviyen üsttür. Hocam ben mükemmelim ya harikayım falan diyorsan o zaman üst seviye planlamazsın ekleyebilirsin. Mesela 10 soru yazdım ben örnek veriyorum. Çarpanlar ve kadarların 10 soru çözmen gerekiyor. Sen 15 soru çöz mesela. Ya da ben toplam soru sayısına baktığımda 200-250 çözdüm. Örnek veriyorum. Sen 300 çözebilirsin. Seviyen yüksekse. Tamam mı? Ekleyebilirsin. Ama dersen ki ya hocam ben 150-200 falan 150-150 arasında kalıyorum şeklinde diyorsan da ben de sana şunu derim. O zaman biraz daha soru sayılarını azaltabilirsin. Kendine göre anlayabilirsin Anlaştık mı? Anlaştık. Peki haydi gelsin bakalım. Planlamamız pazartesiden itibaren çarpanlar ve katlar, 15 üstü ifadeler, köklü ifadeler ve varyasyon. Ve bunların hepsi yeni nesil olmak zorunda değil. 6. dönem. Neden? Çünkü arada böyle basit kazanım tarzı sorularda çözmenizi isteyeceğim. Arkadaşlar geçen bu yani 2023'te ne oldu biliyor musunuz? Adam mükemmel. Okyanus master'lar havada uçuşuyor. Fenomen beyler havada uçuşuyor. Mükemmel çözüyor. Hiç sıkıntı yok. Denemeler mükemmel ama sınavda kolay soruları çözemedi ve iki yanlış yaptı. Kolay sorular. O yüzden sizlerden şunu istiyorum. Arada kolay soruda çözün. Kurban olayım. Kendinizi bu yakmayın. Beyin kanaması geçirmeyin. Yani, yani yanacağınız zaman beyin yanacak yani. Ben görüyorum soruları böyle koca koca bu kadar paragraflı sorular ya. Matematikte bile o kadar zorlamayın kendinize. Tamam mı? Yani Arada dinlenebilmek adına e, ufak ufak kolay, orta, zor şeklinde diyoruz ya. Kolay kazanım sorularından başla, orta sorudan başla, zor sorudan başla. Yani devam et şeklinde olacak. Çarpanlar ve katlar 15, üstü ifadeler 20, kare köklü ifadeler 25, veri analizi 15. Neden çarpanlar ve katlar üstü ifadeler? Çünkü geriye dönük de tekrar yapman gerekiyor. O yüzden zaten e, büyük ihtimalle bu aralar veri analizi ve olasılığa giriş yapmanız olması yapmanız gerekiyor ki hangi konudasınız onu da yazmanızı istiyorum. Hangi konularda istiyorsunuz? Şimdi pazartesi mevsimler iklim DNA ve genetik kod ve basınç kısmından mevsimler iklimden 15, DNA ve genetik koddan 25 ve basınçtan 20 soru filmsi 15 ve paragraf sorusu 30 olarak devam edebilirsiniz. Salı günü bakın dikkat ettiyseniz bak dikkat altını çiziyorum. Matematik, fen Türkçe. Çok önemli değil mi? Pazartesiye koymuşum bak. Pazartesi. Salıya koymuşum. Çarşambaya koymuşum. Perşembeye matematik ağırlıklı koymuşum. Cuma'yı fen ağırlıklı koymuşum. Cumartesi deneme ve deneme analizi yapmanız lazım. Pazartesi yenilmezler sınıfı çalıyor. Canlı yeniyle bu hafta tekrarı yapabilirsiniz. Ya yani onu nasıl yaparsınız? Şöyle söyleyeyim bizim eski çalışma videolarımız var ya arkadaşlar. Çalışma videolarımızı eski çalışma videolarımızı açıp oradan çalışmaları yapabilirsiniz. Haftalık tekrarları yapabilirsiniz. Çok çok faydasını görürsünüz. Ya yani ben yine elimden geldiğince açmaya çalışacağım. Canlı yayında beraber çalışmaları açmaya çalışacağım fakat yani çok vaktimiz olmuyor açıkçası ama dediğim gibi eskiye işte eski videolardan, eski canlılardan takip edebilirsiniz. Yeni Yenilmezler sınıfı çalışıyor. Ee, videolarını açıp şu canlı yayın kısmını değiştirebilirsiniz. Oradan videolarla e, pazar günü değerlendirebilirsiniz. Tüm haftanın tekrarını yap. Lütfen çözemediğin o sorular var ya pazar günleri o çözemediğin soruları mutlaka mutlaka kontrol et istiyorum. Mutlaka bakmanı istiyorum. Çünkü o çözemediğimiz sorular bizlere çok şey katacaktır. Burada gördüğünüz planlamaya uyabilirsin. İlla buna uyacaksın da demiyorum. İlla bu olacak %100 bunu yapmazsan kazanamazsın şeklinde değil. Bunu tabii ki değiştirebilirsin. Cumartesi ve pazarı daha yoğun geçirebilirsin. Ki ee, cumartesi ve pazarı daha yoğun geçirmek senin için daha iyi olacaktır. Genelde cumartesi ve pazarları kurs olduğu için kurslar oluyor denemeler oluyor işte e, onun için aslında cumartesi ve pazarı biraz daha böyle sizin şeyinize bırakıyorum yani o anki o duruma bırakıyorum çünkü cumartesi işte akşama kadar öne görem kurs var mesela gibi. Yani o kısmı cumartesi ve pazarı normal bir şekilde standart bir şekilde devam etmenizi istiyorum. Ama mutlaka her hafta artık bir deneme ve analiz yapmanı isteyeceğim. Deneme artı analizler çok önemlidir. Deneme yapsın. Denemenin içerisinde yapamadığın sorular varsa onları kontrol etmeni isteyeceğim. Çünkü seni bir üst seviye taşıyacak yapamadığın sorulardır. O yapamadığın soruların üzerine gidersen Biraz daha böyle işte üstesinden gelirsen bence bu işi halledersin diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben böyle vakit buldukça sizlere bir planlama yapacağım. Bu planlama kısmında destek olabildiğim kadar olacağım çünkü sizleri seviyorum. Kalplerim. Sizlerle Allah'a emanet. Görüşürüz efendim. Güle güle.